Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya dîne ba'de en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alâl hayri ve lev asîran. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhimussalavat ve teslimatın ehli beyt, el, ashab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümine müminat rahmetullahi aleyhim ecmainin hasaten esirinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmiş ümmet-i Muhammed'den geçmişlerimizin ervahına el Fatiha. Ebşir. Evet, ebşir. Müjde olsun sana. Müjde olsun sana. Peygamberimiz söylüyor bunu. Evet. Şimdi fe innallahu teala, çünkü Allahu Teala yakulu hiye, bu nari usallituha, bu benim ateşimdir, müminin başına musallat kılarım, ala abdil mümin, müminin başına, fid dünya, dünyada, litekune hazzahu minen nar, bu ateş cehennem ateşi yerine geçsin diye mümine ben dünyada ateş veririm, bu odur demiş. Diyorlar ki Cebrail peygamberimize söyledi bunu. Müjde, Allah'tan böyle bir şey var. Ateşli hastalıklar, acılar, sıkıntılar cehennem ateşinin yerine geçer. Müminlere bir lütuftur. Bu gelir geçer ama cehennem, Allah korusun, müminler hiçbirini oraya düşürmesin Allah. Bu hadis bu. Ne zaman söylemiş? Biliyorsunuz müminin üzerinde görevleri var. Ne o? Sokakta rastladığımı selam verecek. Peygamber saymış, selam verecek. Hastalanırsa ziyaret edecek. Cenaze vuku olursa cenaze namazını kılacak. Öğüt isterse öğüt verecek. Böyle müminin üzerinde şeyleri var. Yalnız işte şimdi bir arkadaşımız ezan okunuyordu, selam verdi bana. Allah razı olsun saygı sevgisinden dolayı. Ben birincisini duymazlıktan geldim. Sokullu bir daha yapıştırdı selamı, çaresiz aldım. Ezan okunurken selam verilmez tabii. O anda ezanı dinlemek zorundayız. Meşgulüz. Selamın önüne geçiyor. Ezan okurken selam verilmez. Verilse bile alma zorunluluğu yok. Fakat baktım ki arkadaş bana darılacak. Mecburen aldım darılmasın diye. Yani duyuruyorum tabii. Unutulabilir. Biz de yapıyoruz bazen. Unutulabilir. Bilmeyebilir. Ezan okun selam verilmez. Tuvaletteki adama, banyodaki adama selam verilmez. Orası iyi bir yer değil ki. Öyle şeyler olmaz. Yemek yiyen adama selam verilmez. Meşgul adam. Değil mi? Abdest alan adama selam verilmez. Meşgul adam. Namaz kılana hiç verilmez. Kur'an okuyana selam verilmez. Evet. Küçük büyüğe verir. Az çoğa verir. Geçen durana verir. Ayaktaki oturana verir. Böyle edepleri var. Talebe hocaya verir tabii. Evlat babasına verir, saygı cümlesinden olmak üzere. Hani bir mümini görevlerden birisi de bu, bazı altı diyor, bazı işte ona kadar çıkarıyor. Bunlardan birisi de hastayı ziyaret etmektir. Hastayı ziyaret etmek cennete gitmeye sebeptir diyor Peygamberimiz. Gideceksiniz, gittiğinizde okuyacağız inşallah buna dair hadisleri Allah nasip ederse. Gideceksiniz, Peygamberimiz alnına elini koyarmış hastanın, bileğini tutarmış. Ben peygamber gibi yapacağım diyorsan
Tabii hanım değilse ha yabancı erkek hanımın elini tutamaz. Doktor ayrı, o işi var çünkü. Ona bir şey demiyoruz ama sen erkek böyle kimseyse, peygamber böyle alnına eli koyarmış, bileğinde tutarmış, sünnet. Böyle yaptı peygamber diye yaparsan sevap alırsın. Böyle yap, peygamber uyma kastından dolayı. Yoksa bunu yapmak mecburiyeti yok. Gittiğin zaman vah vah sen yarına çıkmaz ölürsün demeyeceksin. Moral vereceksin. Allah geçirir kardeşim sen, maşallah ne güzel, baksana canım, aman böyle kıymet mi bildirdin ya, yatıvermişsin şura falan diye moral vereceksin. Moral vereceksin. Peygamberimiz öyle yaparmış. Şimdi moral vereceksin dedim şuradan. Hasta ziyareti insanların, müminlerin görevi. Peygamberimiz bizim örneğimiz. O konuda bize örnek olacak. Bir zatın hasta olduğunu duymuş, gitmiş ziyaretine. Adam bakmış ateşten böyle yanıyor. Yanıyor adam. Onun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu hadis-i şerifi irat buyurmuş. Şöyle bir ellemiş, yanıyor adam. Peygamberimiz de çok yanmış. Vefat hastalığında Ayşe anamız yaş havluyu böyle alnına dürüp koyarmış, anında buhar olmuş. O kadar ateşi varmış. Hayber'de zehirlediler Yahudiler. O zehirin tesiri mi demiş Ayşe anamız. Evet demiş Ayşe, onun tesiri. Vefatı da harpte aldığı şeydendir. Yani şehittir peygamberimiz aynı zamanda. Ama yıkanmıştır. Neden? Harp sırasında şehit olsaydı kanlı elbisesini gömecektik. Usul öyle. Orada ölmeyip de hastaneye kaldırdıktan, evine gittikten sonra harpte aldığı yaradan ölürse gene şehittir. Ama şey diyeceğiz, yıkayacağız, kefenleyeceğiz. Peygamberimiz de böyle ama şehittir. O zehirden, harpteyken zehirlediler çünkü. O zehirden şey etmiştir. Peygamberimiz de çok böyle ateşli bir hastalık içindeyken vefat etmiş. Bu adam da bakmış yanıyor. Ellemiş. Öyle demiş bak. Ebşir, müjdeler olsun sana. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Cebrail haber vermiş çünkü. Hiye, bu ateş nari, benim ateşimdir. Usallituha, bu ateşimi ben musallat kılarım kime? Ala abdil mümin, mümin kullarıma veririm bunu. Ne için? Dünyada litekûne hazzahû minennâr yevmel kıyâme. Kıyamet gününde cehenneme girmesin. Yaptığı bazı hatalardan dolayı dünyadayken onu yakarım ben. 39-40 olur. Yakarım. Temizlerim onu. Öbür tarafa selamet gider. Ateşte yanmaz. Buyurmuş. Moral vermiş değil mi? Moral, üzülme demiş. Bak Cebrail söyledi bana. Allah'ın bir lütfudur bu. Cehennem ateşi yerine geçiyor bu. Yani sen git tedavi olma falan sözü yok ha, yanlış anlamayın. O zaman katlanalım mı hocam? Hayır efendim. Tedavi ya ibadallah. Ey Allah'ın kulları, tedavi olununuz. Doktora koşunuz. Tedavi, Allah hangi dert indirdiyse çaresinin, şifasının, devasını da indirmiştir. Birisi diyor ki ya Resulallah şarap iyi gelir. Hayır diyor. Şifadır ya Resulallah. Hayır diyor. Haramdan şifa olmaz diyor. Öyle hadis var. Şimdi Anadolu'da kirpi yerler. O pis hayvan. Dikenli. Onu keserler, yedirirler hastalığı. Yenmez ya, o pistir, o leştir. Yenmez. Ondan deva falan olmaz. Affedersiniz, dişleri ağrıyanlara inek sidiği içirirler. Yanlış efendim. Sidik içirilir, içer mi insan? Pis yahu. Pis, dinen haram ya. Haramdan deva olmaz diyor Peygamberimiz. Onu da burada bir parantezini arz edeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte tedavi olunuz. Mutlaka dertlerin devası vardır. Ha, koştun olmadı. Ha, bu yanı da var. Ateş benim günahlarımı siliyor, yakıyor. Moralini bozmayacaksın. Allah'a isyan etmeyeceksin. Görevin tedavi olmak, doktora gitmek ama olmadıysa isyan etmek yok. Niye bana bunu veriyor? İyiliğine. Bak günahların siliyor. Nasıl iyiliğine? 5 gün ateşte kalacağına
ebedi cehennemde yanmak daha mı iyi? Tabii iyiliğine, sen müminsin. Tabii iyiliğine. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz başı ağrımadı, sıkıntı gelmediği zaman ağlarmış. Ya Rabbi sana ne kusur ettim de bana sıkıntı vermiyorsun, hastalık vermiyorsun diye. Çünkü sıkıntılar, hastalıklar can kurtaran simidirdir. Müminin can kurtaran simidir diyor. Günahları siler. Ahirete bir şey bırakmaz. Böyle. Bizim inancımız bu. Öyle diyor yani. Cehennem ateşinde geçer. Bu hadis-i şerifte bize bunları anlatıyor. Bu hadis-i şerifi Ahmed İbni Hanbel, Hakim Müstedrek'inde İbni Mace, birçok diğer birçok hadisler, hadis kitapları Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bizi nail eylesin inşallah. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım. Efendimiz şöyle buyuruyor. Ebşir, müjde, fe innel calibe ile sukine, çarşımıza mal getiren müminler karnı doysun, giyinsin diye. Çarşımıza mal getiren kel mücahidi fi sebilillah, Allah yolunda çarpışan askerler gibidir, mücahitler gibidir. Vel muhtakiru fi sukina, ama çarşımızda kara borsucuk yapan kimse kel mülhidi fi kitabillah, Allah'ın kitabından sapan adam gibidir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ben hep söylüyorum. Tabii bunlara göre söylüyorum. Fabrikatörler, işverenler, fabrikasında 1000 işçi çalışıyor. Çok büyük sevap. Neden? Piyasada görüyorsunuz, camide ayakkabı çalıyorlar. Bilmem nerede elbise çalıyorlar. Çantayı kapıp kaçıyor adam. O 1000 kişinin ekmek sebebi oluyor adam, namuslu yaşamaya sebep oluyor. Büyük sevap. Hırsızlığı önlüyor. Cinayeti önlüyor. Para alacağım diye yoldaki adamı öldürüyor biliyorsunuz kapkaççılar. 1000 kişinin namuslu yaşama sebep oluyor. Para kazanıyor hocam bedava mı? Kazansın. Sen de kazan. Ahlakı düzeltmeye sebeptir. İş yeri kurmak. Sonra işçi çalıştırmak kolay mı zannediyorsun sen? Senin bir başın var, hoş işin var. Alırsın maaşını, ücretini gidersin, atarsın kafayı. Kuru soğan, acı yavan ne yazı yersin. Atarsın kafayı, horul horul uyursun. O adam geldisi var, gittisi var. Ödeyemedim senetleri, karşılığı gelmedisi var. Sabaha kadar uyuyamaz adam. Sıkıntısı var. Böyle sıkıntıları var. Sıkıntılar da günahları silker. Tabii müminler için konuşuyoruz bunları. Mümin için dedi. Ala abdil mümin. Müminin kefaretidir dedi. İman olmadı mı? Bunlar hep müminlere. Onlara biz bir şey demiyoruz. Allah ona ne hüküm verdiyse öyle. Evet, işveren olmak, namuslu yaşamaya sebep olmak, hem para kazanır hem de böyle namusun sebep olur. Büyük, güzel, sevap bir iştir. Onun için gayret edin, çalışın, iş yeri açın. Sanayi ilerlesin, hangi dalda olursa olsun. Bir numaralı adam olun. Fransa'ya gitmiştim. İşte toplandılar. Tabii ben dış ülkelere gidene pek iyi bakmıyordum. Şimdi bir Müslüman gavurun emrine girmesi dinen doğru değil. Mümin, el-İslam ya'lu. İslam yücedir, mümin de yüce olması lazım. Nerede? İlimde, bilgide, parada, ekonomide, her şeyde. Öyle istiyor Allah ya, öyle yaratmış bizi. Biz kahve köşelerinde akşama kadar pişpirik oynarken adam çalışmış sabahlara kadar. İleri gitmiş, hesabını vereceğiz. Bir namaz değil borcumuz bizim. Neden çalışmadınız da bu hale düştünüz diye. Onun için pek iyi bakmazdım. Fakat elhamdülillah bizim milletimiz gerçekten asil millet. Yemekte ne iş yapıyorsunuz? İşçi zannediyorum ben. Ben müteahhitlik yapıyorum hocam. Benim şu fabrikam var hocam. Elhamdülillah göğsüm kabardı. Şimdi dedim kalın istediğiniz daha burada. Oradakileri emrinde çalıştırıyor. 100 işçim var diyor. 300 işçim var diyor. Bu hale gelmiş. Müslüman böyle olacak. Veren el olacak.
başını eğen adam değil. Sadece Allah'ın huzurunda başını eğecek. Ötekiler bana biraz para verir misin, iyilik eder mi? Müslüman iyilik edecek. Görevi iyilik etmek. Onun için zengin olacak. Yardım edecek ama veren olacak. Baş eğen olmayacak. Zillet Müslümana haramdır. Onun için İstiklal Harbi'nde Denizli müftüsü namazınız kabul değil dedi. Karşı koyacaksınız. Kahramanmaraş'ta Süç İmam da öyle söyledi. Cumanız kabul değil dedi. Karşı koyacaksınız. Kendi kafalarından değil o. Allah öyle buyuruyor. Allah öyle buyuruyor. Müslüman dik yürür, bağımsız olur. Yalnız Allah'ın huzurunda eğilir. Başkasına eğilmez. Böyle olmalıdır. Her bakımından böyle olmalıdır. Ve kezalike cealnâküm ümmeten vasatan litekün şühedâ alennâs. Burada var bu. Burada var bu. Başkasına örnek olacak her sahada, herkes ona müracaat edecek. Şu konuyu öğrenebilir miyim? Senden döviz alabilir miyim? Biz gidersek Allah bize hesap soracak. Neden el açtınız diye. Evet, böyle kitaplarda böyle yazıyor. Çok çalışmalıyız. Çok gayret etmeliyiz. Çok her sahada çok gayret etmeliyiz. Şimdi efendim biz gelelim işimize. Şimdi iş yeri kurun. Oradan çık diye bu iş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir adam sığırın kuyruğuna yapışsa başka milletler ona hakim olur. Onun kazı zelil olur. Onlar ona tamah kalkarlar. Ne demek bu? Ya adam dev adımlarla sanayi kurmuş, bilmem ne yapmış, ne yapmış, sen hala koca kızın kuyruğundan gidiyorsun. Olmaz diyor peygamber. Çalış diyor, sanayileş. Sanayileş, üstün duruma gel. Yoksa işte ben kuvvetliyim diye şunu şöyle yapacaksın. Yapmayacağım diyemiyorsun. Sağına bakıyorsun, soluna bakıyorsun. Tamam abi sen bilirsin diyorsun. Bu yanlış diyor. Zillettir, bu haramdır. Gerçekten öyledir. Onun için bizi çok çalışmamız lazım. Kahve köşelerinde oturmak Müslümanlıkta yok. İş yok diyor. Neden yokmuş? Git tarlanı üç defa sür. Bir çocuğu eğit. Bir ağaç dik. Neden iş arayan adam iş neden yokmuş? Ama işine gelmiyor. Tavla yatarken zenginler küfür ediyor. Ben çok öyle adam biliyorum. Sen tavla oynarken para kazanılır mı arkadaşım? Gitsene ya. İş arasana ya. Bir kapıyı çal. Yok diyor. Neden yok? Sabahleyin kuş kendine düşeni yapıyor. Kuşun aklı yok, beyni yok. Yuvadan uçuyor, Allah'ın kanuna uyuyor. Akşam kursağına bir bakın, böyle delinecek çünkü, dolu geliyor. Sen insansın, aklın var ya. Görevini yap bakalım, kursağın doymayacak mı, karnın doymayacak mı? Bunlar maalesef yalnız sözler. Şimdi efendim, onun için ticaret, rızkın 14-9'u ticarette. İslam'da başkasının malını böyle rızasız yere almak yok, haram. Ticaret gönül rızasıyla alışverişli olacak. Diğer konularda da Müslüman çalışacak. En iyisi olacak. Burada da onunla ilgili. Bak ne diyor? Dışarıdan mal getiriyor adam. Ne yapacak hocam? Para kazanacak. Kazansın ya. Elbise getiriyor, ayakkabı getiriyor, erzak getiriyor. Millete satacak, eşya getiriyor. Dışarıdan pazarımıza mal getiren Müslümanların derdini, ihtiyacını karşılayacak tabii. Para kazanacak ama ihtiyaç karşılayacak. Paran oluyor cebinde bulamıyorsun, rezil oluyorsun. Böyle çok zamanlar oluyor, bulamıyorsun. Böyle getiriyor tüccar, para kazansın. Yalan söyleme şartıyla, aldatmamak kaydıyla ticaret yapmak şey değil ki. Ne güzel teşvik ediyor. Mal getiriyor. Evet. Bu adam Çanakkale'de savaşan gibidir. Fî sebîlillah savaşan adam Çanakkale'deki. Hepsi. İstiklal Harbi'nde savaşanlar. Değil mi? Aynen onun gibidir. Tabii ya. Karın doymadan askerlik olur mu? Askere para göndermesen, potil olmadan, silah olmadan. Bu neyle oluyor? Parayla oluyor. Para neyle oluyor? Ticaret oluyor, sanayiyle oluyor. Hepsi mi? Onun için diyor Peygamberimiz. Sığırın kuyruğunu yapışırsanız zelil olursunuz. Herkes tamaha düşer. Sanayileşin, kalkının diyor. Böyle hadisler var. Maalesef yanlış yollar seçmişiz, tembelliği seçmişiz. Pazarımıza mal getiren adam, cihat yapan adam gibidir.
tersi. Mümin müminin kardeşidir. Bir kere insan kardeşliği var. Mümin olmasa bile insanı sevmek lazım. Horlayamayız kimseyi tecavüz etmemek kaydıyla. Şimdi bir mal eksik piyasada. Değerli. Biliyor ki o daha da değerlenecek. Daha da değerlenecek. Biri giriyor dükkanına, maldan var. Şu maldan alacağım. Fiyatı önemli değil diyor mesela adam. Yok kardeşim. Yok diyor. Halbuki var. Bu müftekir kara borsacıdır bu adam. Bu kara borsacı da işte Kur'an'dan sapan mülhit adam gibidir diyor. Ne kadar ağır söylüyor Peygamberimiz. Ve lanet ediyor. El muhtekiru mel'unun. Muhtekir mel'undur. Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Öyle söylüyor. Ama şimdi tabii burada sen dükkan sahibisin. Malı koymuşsun. Satılmamış. Satmak istemişsin. Teşhir etmişsin. Koymuşsun vitrine. Satılmamış. 50 kuruşa satarken bir durum olmuş. Bilmem Irak meselesi, bilmem ne meselesi, bilmem ne meselesi olmuş. Çıkıvermiş 200 liraya. Hemen etiketini değiştirirsin. 200 koyarsın. Hiç haram falan değil. Kara borsa falan değil bu. Sen yok demedin ki. Satmak istedin, alan olmadı. Eğer sen hala 50 kuruşa satmaya kalkarsan 50'ye satacaksın, 200 alacaksın. Dükkanı kapatacaksın. İslam akıl dini. Olur mu? Hemen etiketi değiştirip 200 asabilirsin. Bu kara borsacılık değil. Çünkü gelen adama yok demedin, gösterdin, almadı adam. Evet, duruma göre, piyasa durumuna göre mal yükselebilir. Fakat etiketi yapıştırmışsın 50. Soruyor, 50 diye hemen almak istiyor. Olmaz, 250 vereceksin. Niye? Piyasada o mal kalmadı. 50 yapıştırmışsın, 50'den fazla satamazsın. Haram olur. Çünkü ilan etmişsin 50 diye. Etiket o demek, fiyatı 50 demişsin. Satmıyor 50'ye. İşte bunlar garabarsocu olur. Garabarsoculuk İmam-ı Azam'a göre sadece gıda maddelerinde olur. O öyle söylüyor. Gıda maddelerinde, zaruri yiyecek maddelerinde, giyecek maddelerinde olur. Ama İmam Malik, diğer bizim imamlarımızdan, onun talebelerinden, insanların ihtiyacı olan her maddede böyle sıkıntılı bir ihtiyaç durumu var. Adam satmıyor. Daha çok pahalansın da 2-3 misli kar edeyim diye. Hangi maddede olursa olsun kara borsacılık vardır diyorlar. Kara borsacılık insanlara zarar vermektir, zulmetmektir. Böyle durumlarda İslam dininde aslında serbest piyasa caridir. İslam dinine göre karışamayız. Narhı Allah koyar, fiyatı Allah koyar diyor. Karışamam ben diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellemen diyor. Fiyatlar üstü çıkar, alçalır, yükselir. Öyle demiş de fiyat koy demişler de ben diyor karışamam diyor. Böyle hadisler var. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çarşıyı geziyormuş. Bakmış dolaşmış. Peygamberimiz usulü bu. Çarşıyı geziyor. Temiz mal kimde var? Ucuz ve temiz kimde? Ondan alıyor. Diyor payız tuzlar dolaşıyor. Ne kadar akıllı. Önüne gelenden alsan aldanırsın. Diyor gör bakalım nedir piyasa, değil mi? Gezmiş bakmış ki bir tanesi çok ucuz satıyor. Hem de malı çok güzel. Farkında mısın demiş. Herkesten çok güzel malın var. Bir de çok ucuza satıyorsun. Farkındayım ya Resulallah demiş. Bile bile mi satıyor? Bile bile. Osman söylemiş. Çarşıya müminler faydalansın diye mal getiren Allah yolunu cihat eden gibidir evladım. Kara borsacılık yapan da böyle söylemiş. Bu hadisi o zaman söylemiş. Yani Allah'tan sevap, müminler doysun ya Resulallah. Bana da yeter, onlara da yeter deyince coşmuş Peygamberimiz. Bu hadisi o zaman söylemiş. Ne kadar güzel. Para kazanıyorsun, müminlerin karnını doyuruyorsun, elbiseyi açıkta kalanları giydiriyorsun. Bu o zaman söylemiş. Bu kara borsacılık meselesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri ağır. Böyle satmıyor adam, saklıyor. Evet, İslam dinine göre devlet el koyabilir. Çünkü millet açlıktan kırılıyor. Arabasını çalıştıramıyor. Lastik yok. Sak yok diyor adam. Çünkü biliyor ki gerisi gelmiyor. Şimdi birse 5 misline satacak bir ay sonra. Onun için yok diyor. O zaman İslam dinine göre konuşuyorum. Devlet aslında piyasa, serbest piyasa ekonomi varken böyle durumlarda, böyleyse durum, gider devlet çıkar malları der. Bugünkü fiyat değerine
satar malları, al paranı der, çek git der. Bu, bunun dinimizin emri böyle. Cenab-ı Hak bizi helalinden kazanan, helal yerlere harcayan, insanların iyiliği için çalışan güzel müminlerden olmayı nasip etsin diyorum. Evet, tembellik hiç İslam'da yok. Peygamberimizin her gün ettiği dualardan birisi, Allah'ım cimrilikten, birinci madde cimrilik. Çünkü cimri adam Allah'ı bırakır, paraya tapar. Yapmayacağı rezalet yoktur. İkinci madde, belaların kaynağı cimrilikten, tembellikten sana sığınırım ya Rabbi diyor. Müminlerin başına hep gelen tembellikten, çalışmamaktan, yana yakıla tembellikten. Böyle bir kere misinde Medine'den dışarı kırları gezmek peygamberin sünnetidir. Onun için adamlar böyle dumanlı kahvelerde, izbelerde, bodrumlarda kağıt oynuyorlar. Yanlış efendi, yanlış. Sana kafir falan demiyoruz. Sakın ha, öyle yanlış anlama. Yanlış. Ne yapayım? Şu kırlara git, temiz hava al. Peygamberin sünnetidir. Giderken adam biri böyle oturmuş kumun üstüne, hiç kıpırdamıyor. Selam vermek, selam verin diyor peygamberimiz. Onun sünneti olduğu halde selam vermemiş. Peygamberimiz selam vermeyince sahabi de vermemiş adama. Geçmişler, gitmişler. Dönerlerken peygamberimiz, adam bu defa elinde bir çöple kum karıştırıyormuş. Selam vermiş. Demişler ki ya Resulallah, aynı adama giderken selam vermediniz, şimdi selam verdiniz, anlayamadık demişler. Giderken taş mı kum mu anlayamadım demiş. İnsan olsa kıpırtı olurdu. Gelirken hareket vardı da demiş. Tembellik ne kadar kötü bakın. Selam bile vermiyor peygamberimiz. Evet. Sonra bir sahabinin dışarıdan gelirken yorulduk demiş ya, bir şöyle bir serin gölge olsa da soğuk su içsek. Deyince demiş ya Resulallah, şeyin var, Sa'd'ın bahçesi var burada. Koşmuş gitmiş. Size deseler ki peygamber seni ziyareti geliyor, uçmaz mısınız? Allah inşallah onunla buluştursun. Sa'd uçmuş, bel belliyormuş bahçesinde. Uçmuş kapıya. O sırada peygamber kapıdan girmiş. Bir sıkmış elini peygamberimizin ama yumuşacık pamuk gibi elleri var. Sa'd da bel bellediği için nasırlı, böyle tahta gibi elleri var. Bel bellerken sert elleri, sevgisinden saygısından böyle sıkmış. Peygamberimizin parmakları birbirine yapışmış. O kadar heyecanından öyle sıkmış ki, güçlü adam sonra. Canı acımış ama demiş ki, koyamamış elini. Çevirmiş, demiş. Allah çalışan kulunu sever, çalışan kulun elini peygamberi öper demiş. Sahabin elini öpmüş Muhammed Mustafa. Nasırlı eli öpmüş. İslam'da bu kardeşim. Kahvede boşu boşuna vakit öldürmek yok. İki günü denk olan mümin ziyandadır diyor peygamberimiz. Böyleyken kahveler, İslam ülkelerinde her tarafta kahve var. Yalnız Türkiye'de değil. Bütün İslam neden Batı'da yok, Amerika'da kahve yok? Çalışıyor adam hepsi. Neden biz çalışmıyoruz? Dinimiz böyleyken yani. Allah bizi ıslah etsin. Allah imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, korkaklıktan, hainlikten, değersiz duruma düşmekten Allah bizi, tüm Müslümanları muhafaza buyursun.